Belki de. Eninde sonunda biz gençken bazı insanlar tarihin bir parçası olacak. Mesele şu ki vedalaşacak zamanımız olmayacak. Bana arkadaşlık edenler, şimdi neredesiniz? Bana gençliğin cesur olmak ve yüzleşmek olduğunu anlatan sizlersiniz. Kaçmadan yüzleşmek. Çünkü siz görmeseniz bile ya da bundan kaçınmayı seçseniz bile yüzleşmeyi seçtiğimizde artık dehşete kapılmayacağız. Senin için değildi. Ben hala o çekingen ameli olurdum. Ameli, kız kardeşler arasındaki ihanetten nefret ettiğimi biliyorsun. Ameli, beni hayal kırıklığına uğrattın. Benzu, teşekkür ederim her zaman yanımda olduğun için. Sen olsun. Hayatımı her gün gökkuşağı çizebilecek bir adam. Öyle olmasa bile beklediğimiz gibi bir mutlu son. Bunun için benden nefret edecek olsam bile yine de sana minnettarım. Teşekkür ederim. Gençliğimi ısıttığın için. Gençken sana sahip olduğum için minnettarım. Sadece biz. Sonunda başardım. Yurdumu arıyorsun tatlım. Burası erkek yatakhanesi. Çekilin siz kızlar da çekilin. Yolu açın. Biraz dikkat etsene. Yolu görmüyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Genç Gül Bando grubu için kayıtlarda acele ediyor olmalı. Hangi grup? Yağm Gül? Ay Tanrı aşkına ne Yağm Gül'ü? Bu genç bir gül. Genç Gül'ümüz. Okulumuzdaki en iyi gruptur o. Genç Gül grubumuza katılmak için son derece uzun bir seçimden geçmek zorundasın. Affedersiniz, yol açın. Özür dilerim. Genç Gül grubuna katılmak istiyorum. Burada mı kaydolmalıyım? Sen neden bahsediyorsun? Genç Gül. İşte son başvuru formu. Ne yapıyorsun sen? Bana çarptın ve ben bir şey demedim. Bak bir kadın katil. Arkanda çok yakışıklı bir erkek var. İşte burada. Şuna bir baksana. Başvurumla ilgili bir sorun mu var? Bilmiyor musun? Onayından geçeceğimiz 3 tür insan var. Hangi tür? Engelli olmayacak. Ve tabii aptal da olmayacak. İşletme fakültesinden öğrenci yok. İşletme fakültesi öğrencileri mi? Neden olmasın? İşletme fakültesi size ne yaptı? Hadi gidelim. Gidelim. Hadi, hadi gidelim buradan. Bu ne ya? Neden olmasın? Neden bu kadar ukala? İşte. Of, ilk gün böyle biriyle karşılaştım.
Beni orada ağırladığın için teşekkür ederim. Benim adım Ameli. Ben Sumi. Bu arada neden bu kadar aşırı tepki verdin? İşletme fakültesi söz konusu olduğunda yani. Çünkü ben de işletme fakültesinden geliyorum. Aa. Merhaba, ben Wu Yimeng. Merhaba, benim adım Ameli. Ah, lütfen biraz nazik olur musun? Özür dilerim. Biraz fazla güç kullandım. Vay, kaslara bak. Bu yüksek kalorili şeyler kilo aldırır ama. Hayır, boks kulübüne yazıldım. Her gün çalışıyorum. Kilo vermek için egzersize güvenme. Domuzcuk binlerce kilometre yürüyor ve hala şişman. Herhangi bir okul kulübüne kayıt yaptırdınız mı? Bir gruba katılmak istiyorum aslında. Bir grup mu? Evet. Solist olmayı mı düşünüyorsun? Pek sayılmaz. Sadece bas çalabilseydim ya da gitar benim için mükemmel olacaktı. Bir grup kurmak iyidir ama bizim amacımız üniversitede romantik bir ilişki. Biliyor musun? Bu akşam hoş geldiniz partisi var. Bir sürü yakışıklı erkek orada olacak. Tamam. Müzik Akademisi'nin karşılama partisine hoş geldiniz. Uygulamaya uygun olarak genç bir grubundaki solistimiz Hu Wai-hee yeni bir şarkı söylemek için yeni bir temsilci davet edecek. Merhaba, ben genç bir grubunun solistiyim, Wai-hee. Hoş geldiniz demek için şarkı söyleyeceğim. Yeni temsilci, Wenzu. Çok yakışıklı. Çok yakışıklı. Merhaba, ben yeni temsilciniz Wenzu. Söylemek istediğimde yüksek sesle söylerim. Beni alkışlayan kimse olmasa bile en azından ben cesurca kendimi takdir ettim. Bir alana bir bedava. Buraya gel Ameli.
Hangisini seçerdin? Seninki Maymun Kral. Ve bu da Takla Bulutu. İşte aracınız geliyor efendim. Emi, müzik dersinde şarkı söylediğinde köpeğim avlamasından bile kötüydü. Hey Şişko, bunu yapma. Seni ilgilendirmez, tamam mı? Ona bir lollipop almanız onun erkek arkadaşı olduğu anlamına gelmez. Hadi. Dur. Hey yapma. Çekil şuradan. Kesin şunu lütfen. Hey Şişko. Öğretmenimi çağıracağım. Kalk. Haddini bildireceğim sana. Öğretmen orada. Koş, koş. İyi misin? Ben iyiyim. Acıyor mu? Hiç de değil. Öğretmenim, önce Amelie'ye zorbalık ettiler. Amelie'nin bir suçu yok. Kapa çeneni. Tek avuçla alkış yapılmaz. Şişko, üçünüz koşmaya gidin. Oyun alanında bir saat oynayın. Venzu, Emily, siz ikiniz yarım saat köşede bekleyin. Git şimdi. Siz ikiniz durun ve kaytarmayın. Bugün burada olduğumuz için üzgünüm. Önemli bir şey değil. Bu senin için. Bu şarkıyı evde kaydettim. Şarkı söylemeyi gerçekten seviyorsun, evet, değil mi? Evet, değil mi? En sevdiğim şarkıları dinle. Büyüdükten sonra ne olmak istiyorsun? Bilmiyorum ya sen? Büyüdüğümde gerçekten harika bir grup kurmak istiyorum. Ve sen de gelip grubuma katılabilirsin, tamam mı? Tamam. O zaman çok çalışırsan senin solist olmana izin verebilirim. Tamam. Sözünü tutmalısın. Git Melih'e, çok yakışıklı. Baksana! O yakışıklı adamlarla konuşmaya gidiyorsun. Neden bana ihtiyacın var? Ah, çünkü her şeyi paylaşıyoruz. Çünkü biz kardeşiz. Gitmek istemiyorum ben. Sorun ne? Hadi gel. İyi söyledin. Birinciliği kazanmamıza şaşmamalı. Ve sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim, gururum okşandı. Bana öyle deme. Bana Vey Vey de. Grubumuza katılmakla ilgilenir misin? Duydum ki grubunuz 3 çeşit insan tipini istermiş. Kalifiye olmayanları almıyormuşsunuz. Elbette. Sen bu 3 türden biri değilsin. Senin gibi bir müzik dehasını kaçıramayız Gençgül'de. Gençgül grubunun bir üyesi olsaydın... İhtimaller bizim lehimize gelişirdi. Bu yılki bölgesel şampiyonluk yarışmasında birinci olabilirdik. Hmm. Hala düşünmem gerekiyor kardeşim. Hey, etrafta sinsice dolaşan kim? Dışarı çık. Ne yapıyorsunuz burada? Burada ayı izliyoruz. Bu gece ay çok güzel. Etrafta gizlice dolaşmak için mükemmel. Evet. Sen kime sinsi diyorsun?
Bugün işletme fakültesinden gelen sizsiniz. Sen Amelie'sin değil mi? İşletme fakültesiyle ilgili bir sorunum var. Küçümseyici davranmıyorum. Gerçekte kim olduğunuzu bilmeniz gerekir. Şimdi grubumuzun bir parçası olmak istiyorsunuz. Kardeşim, bunun hakkında konuşmayı kes lütfen. Ne? Bir şey mi söylemek istiyorsun? Kendi grubunu kurmaya git. Yapacağım, hadi bakalım. Ben olsam isteseniz bile sizin o boktan grubunuza girmem. Tartışmayı bırakın, hadi gidelim. Hey, baksana. Elmeyi sen misin ha? Bu isim aslında bir şeyler çağrıştırıyor bana. Aa, şimdi hatırladım. Emily adlı film öyle mi? Değil mi? Evet. Benim adım Amelie. Amelie filmindeki. Amelie. Benzu neden okulda değil? Duydum ki başka bir şehre taşınıyormuş. Nakliye işleriyle uğraşıyormuş. Hey Sumi, sence gerçekten bir grup kurmamız gerekiyor mu? Gitar çalabiliyorum, gitarist olabilirim. Bas çalabildiğini sanıyordum, basçı olabilirsin. Şarkı söyleyebildiğinden beri vokalist olmak hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu harika bir fikir. Devam edebiliriz ve kendi grubumuzu kurarız ve o kaltağa gününü gösterebiliriz. Aslında kim oldukları umurumda bile değil. Hepsini kıçını tekmeleyebilirim. Ama hala bir davulcuya ihtiyacımız var. Birini tanıyorum. Etrafta bir davulcumuz var. Kim o? Hadi gel. Hey. Vay. Yimengin yumruklarının hızına ve gücüne güvenebilirsin. Mükemmeldir. Evet. Ve belinin hareketi, gözlerin kapalı izle. Davul çalmakla aynı şey mi? Etrafımızda bir davulcu olmasına şaşmamalı. Yimen! Hadi bana bakmayın kesin. Davul çalmak için kollarınızı kullanın, boynunuz değil. Boynumuz tutulmuş ama kollar iyi. İzleyin. Yani prova mı yapıyorsunuz burada? Pekala. Bugün size şunu bildirmek için buradayım kızlar. Okulumuz bugünlerde yani gelecek hafta bir gösteri yapacak. Bunun için bir ısınma grubu bulmakla görevlendirildim.
Ah, bunu yapabiliriz. Tamam. Sizi yazayım o zaman listeye, tamam? Grubunuzda 3 kişi var. Hepiniz kızsınız. Adınız ne bakalım? Dahası grubunuzun adı ne? Henüz bir ismimiz yok. Ne? Şimdi bir tane bulacağız. Acele edin biraz. Bende bir tane var. 3 güzel kızdan oluşan bir grup. Ay Savaşçısı Dembeli. Ay Savaşçısı mı? Ay adına seni cezalandırmak için buradayım. Kulağa harika geliyor. Ay Savaşçısı. Ay Savaşçısı. Of! Bu isim hiç de akılda kalıcı değil. Böyle isim olmaz. Peki ya As grubu desek? As grubu diyelim size. Evet, As grubu, evet, güzel. Hemen gidiyorum. Ne dediniz siz? As grubu mu? Ne oluyor be? Okulumuzdaki en iyi grup birazdan bizlerle beraber olacak. Sıfatına ya da ismine bakılmaksızın oldukça etkileyici bir grup. Konuşmayı kes. Sadece şarkıyı söyle. Tamam, ısınma grubuna hoş geldin diyelim o zaman. Hep beraber As grubunu alkışlayalım. Bizim için bir gösteri yapacaklar. 1, 2, 3, hadi başlayın. Gel de bir bak. Şuna bir bak. Hey. Siz şu ünlü As grubu değil misiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Tartışıyor musunuz? Sırada hangi huzur evi var? Yani anladığım kadarıyla sizler yaşlanma sorununu çözeceksiniz, öyle mi? Dalga geçmek istiyorsan başka yere git. Prova yapmamız gerekiyor. Çekil gözümün dalga önünden. Dalga geçmiyoruz. Bu doğru. Bizim de prova yapmamız gerekiyor. Burası sizin özel prova salonunuz değil. Gençgül, ulusal müzik yarışmasına katılacak. Tek grup olarak şampiyonluk kazanma şansı var. Prova salonunu kullanma önceliğimiz var. Sen, biz de ulusal müzik yarışmasına katılacağız. Siz üçünüz mü? Vokalist sen mi olacaksın? Yimank, bırak gitsin. Sen olamazsın değil mi? Yaşlı insanlar terminatörü. Gerçekten iyi bir vokalistimiz var. Aa, yoksa sen mi? Duyalım bakalım. Gerçekten kimin iyi gideceğini bilmek istiyorum. Ünlü As grubu. Venzu elimizde. Aa, öyle mi? Bunu finalde göreceğiz. Hadi gidelim. Kendini beğenmiş. Yüzüne bakın. Çok kızgınım. Ama biz bunu konuşmuştuk. Biz ulusal müzik yarışmasına gitmiyoruz değil mi? Önemli bir şey değil. Grubumuzda hala bir vokalist eksiği var. Şimdi gidip Benzu'yu getireceğim. Hey! Bence bunu bir düşünmeliyiz. Seni geride tutan ne? Grubumuzda bir bay boğarlı var. Mücadele ruhumuz artacak. Hadi bakalım. Of Sumi. Ah!
Mansur! Ama diğer gruplar beni çoktan davet etti. Ve ben bunun üstüne hala düşünüyorum. Hala ne düşünüyorsun? Bizim grubumuza katılmak istemez misin? Geride bırak bunu. Sana bir dakika veriyorum. Orada yemek var. Seni gurme. Açlıktan ölüyorum. Hadi gidelim. Sana bir şeyler ısmarlayayım. Tamam. Hadi gel. Bunu istiyorum. Bir tane alana, bir tane bedava. Melih bir tane kendin için seç. Hadi al bakalım. Maymun Kral. İşte aracınız geliyor. Bu tanıdık geliyor. Nereden tanıyorum acaba? Sanırım bunu daha önce bir kız söylemişti. Eğer şarkı söylemek istiyorsanız yüksek sesle söylemelisiniz. Kimse beni alkışlamasa bile. Evet, şimdi hatırladım. Küçükken müzik derslerinde bir keresinde şöyle dediğimi hatırlıyorum. Büyüdüğünde harika bir grup kuracaksın. Birbirinizi uzun zaman önce tanıyordunuz. Bir dakikanız doldu. Cevabın nedir? Aslında bu imkansız. Eğer gruba katılmamı istiyorsanız bir şartım var. Bu şartımı yerine getirmeniz gerekir. Ne şartı? Grubumuzun adını değiştirmeliyiz. As ismi beni öldürüyor. Beğenmedim. Haklısın. İsmi değiştirelim. İyi bir fikrim var. Dur Sumi. Konuşman yasak. Sadece aşk ve sadece biz. Bu kolay. Sadece aşk, sadece biz. Evet. Böylece sadece biz diyebiliriz. Harika. Grubumuz için özel bir prova salonu kuralım. Harika. Harika. Hadi gidelim. Şu telefona bir baksanıza. Canlı. Biraz havaları var. Aslında kulağa harika geliyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Asla bizden daha iyi olamazlar. Orası kesin. Bakın. Orada yazıldığına göre yarışan gruplar finalde orijinal şarkılar söylemek zorunda. Şarkılar gençlikle ilgili olmalı. Ne diyorsunuz? Seçmelere katılıp katılamayacağımızı bile bilmiyoruz. Bunu düşünmek için çok erken. Ne yapacağız?
Sanırım Venzu meseleyi anladı. Bir savaşta en önemli şey nedir? Ruh. Sadece kavga. Ve kesinlikle ayakta kalacağız. Şimdi hazırlanmamız gerekiyor hepimizin. Bence kilit nokta şu. Gençlikle ilgili bir şarkı nasıl oluşturulur? Sanırım gençlik acımasızdır. Sadece kavga. Benim gençliğim öyle değil. Sanırım aklıma gelen ilk kelime gençlik hakkında düşünürken aşk olmalı. Evet, aşk. Vokalistimiz bunu iyi biliyor, öyle değil mi sence de? Şimdi kes. Anahtar kelime şu. Bu şarkıyı kim yazabilir? Evet. Neden hepiniz bana bakıyorsunuz? Asla bir ilişkim olmadı. Çünkü yazabiliyorsun. Ayrıca her zaman taklit edebiliyorsun. Bugün sana bunu öğreteceğim. Aşık etmenin sadece 3 adımı vardır. Sadece 3. Neymiş onlar? Birine aşık olmak, hı hı. Bunu onunla yapmak ve sadece bununla. Yapış yapış, çok yapış yapış. Melih, onun saçmalıklarını aldırma. Bunu bir düşün. En güzel aşk nedir? Söylesene, hayal et. Bir ilişkim olsun, çok istiyorum. Tıpkı masallardaki gibi. Sevdiğim adam bir kahraman. Ne zaman tehlikedeysem bir buluta binip beni kurtarmaya geliyor. Maymun kralla aslında efendisini kurtarmaya gelmiş. Tamamen mahvettin. Mahvet. Bu kadar karmaşık olma. Birkaç yıl beni gölge gibi izle. Beni erkek arkadaşın da izleyebilirsin. Ve öğrenebilirsin. Ne zaman erkek arkadaşın oldu? Geçen haftadan beri. Guang, ayağa kalk. Bana neyin var göster. Meli, iyi yazıyorsun sen. İlişkimdeki kilit noktasını kavradınız. Ne önemli anlar. Bir aşk şarkısı yazmamız gerekiyor. Şiddet içeren bir şarkı değil. Kendin söylemeye çalışabilirsin. Bence kulağa hoş geliyor. Yo, şuna bak. Aşk tatlı sözler değildir. Aşk yumruklarla sol kroşe. Onunla uğraşmak istemezsin. Ne o? Beğenmedin mi? Bu konuda ne yapabilirim? Yimeng'le ilişkisinde böyle. Unut gitsin. Başka bir yol düşünmeliyiz. Buraya gelirken bunu gördüm. Klasik romantik başyapıt kelebek aşkı. Aşk hakkında bir oyun izlemeye gitmemi istiyorsun. Neyin var senin? Senden oyunun bir parçası olmanı isteyecekti. Senden başrol oynamanı istedi. Ben? Evet. Mümkün değil. Ben aktris değilim. Neden korkuyorsun? Hepimiz gelip seninle oynayabiliriz. Evet, hadi gidelim. Tamam. Bir deneyeceğim. Bir okuyalım. Amelie. Evet, işte ismimi buldum. Bakın. Sizin adınız da yazıyor. Hizmetçi oynuyor Melih, bakmayı kes. Tek yazım hatasını bile bulmuşsun. Evet, listeleri 8 kez gözden geçirdin kızım. Bir parçası olmasam da olur. Zevklerini sorguluyorum. Herkes baş kadın rolünü oynayamazdı. Birisi sadece hizmetçi ve hizmetçiyi oynayabilirdi.
Geçen yıl bazı cesur sahneler vardı. Başroller öpüşüyordu. Bu yılı bilemiyorum. Of, şu ukala suratına bak. Gösterinin bir parçası olmak zorundayım. Şimdi her rol dolu. Hayır, hayır. Hala açık bir rolümüz var. Ne rolü? Nerede? Nerede? Her rolü oynayabilirim. Hizmetçiyi, herkes iyi olmalı. Sen tatlım, fazla düşünüyorsun. Bu bir ağaç. Sahnedeki plan konusunda ciddi misin? Yönetmeni ben hallederim. Cidden mi? Bunu nasıl yaptın? Erkek sorunu benim için asla sorun değildir. Yeni rujumu beğendin mi? Güzel. Hangi marka? Bak. Aha, vay canına. Carlos kiraz ruju. Gerçekten nemli. Dudağında çok güzel görünecek. Venzu artık senin elinde. Nereden aldın bunu? Çok mu pahalı? Seni daha sonra almaya götürürüm. Hadi gidelim. Aşağılık, utanmaz. Şambu, Şambu. Seni görmeye geldim. Zaten geç kaldım. İnsanlar diyor ki, bu fasulyeyi yediğim sürece ve sevgilimi öptüğüm sürece bir kelebek olabilirim. Sonsuza dek seninle. Hey, onu öpemezsin. Aklını mı kaçırdın sen? Hala gösterideyiz. Yazıklar olsun sana. Kimseye söylemeden bir de öpücük eklemişsin. Olay örgüsünde öpücük yok. Böyle bir ağaç. Sen bir çeşit ağaçsın. Hey, geri çekil. Erkek arkadaşını aldattın. Asıl çirkin sensin. Seni çirkin ağaç. Çirkin ağaç. Şambu abi, ağaç neden şimdi öpüşüyor? Baksana, anlamıyorum. Anlaman gerekmiyor zaten. Bu son teknoloji. Sadece alkışlar. Oh, oh, bravo. Ama öyle deli gibi gülümsüyorsun. Ne oldu böyle? Hiçbir şey, hiçbir şey. Venzu'ya aşık olmadın değil mi? İmkansız. Biz imkansızız. Herkes senin gibi olamaz ki. Yarınki yarışmaya hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi uyuyacağım. Now I told my soul.
yarışmayı kazanmak ve seçmeleri geçmek için. Hadi şerefe! Sen içiyor musun? Bu beynin yüzünü gördün mü? Deneme sınavını geçince yani. Hı-hı. Yüzü böyle uzadı. Hey Meli, bu sefer nasıl hissettin? Gergin misin ha? Ben iyiyim. Ne oldu? Karnım kötü. Benim tuvalete gitmem lazım. Siz devam edin. İyi misin sen? Sorun değil tamam mı? Eğer toleransı yoksa fazla içme. Şimdi misafirlerimiz hiç serbest zaman. Sahneye gelip bizim için şarkı söylemek isteyen var mı? Faturanızı yüzlerimizin bizden olacak. Bensu, denemek ister misin? Ben almayayım. Alanında mani olmayayım. Hadi, %20 indirim varmış. Hadi git. Tamam, o zaman gidiyorum.小心添一张明信片，名字倒背了一千遍，一笔一画的熟练，用力画圆的句点，全世界都像在默念。这次的冒险，因为天平早已倾斜，一颦一笑的梦点，触动琴弦几万遍，有一点想怪你才出现，因为天平早已倾斜。Gerçekten ben suyu sevmiyor musun? Hayır. Gerçekten mi? Tabii ki. Lütfen sonra bana bir iyilik yap. Ne iyiliği? Lütfen burayı terk eder misin? Ben Zoe'ye söylemek istediğim bir şeyler var. Lütfen. Tamam. Müzik Akademisi öğrencileri olarak bu büyük ustaların eserleri hakkında hiçbir fikriniz yok. Sadece özel hayatları hakkında dedikodu yapıyorsunuz. George Sand'in Chopin'i alması gibi. Ve Stravinsky'nin de bir ilişkisi vardı. Kızların favorisi Chanel ile. Ayrıca meşhur aşk üçgeni Clara. Ne oldu? Gözlerin şişmiş. Sonra tabii Schumann ve Brahms gelir. Dün sen gittikten sonra... Hey, kızlar neredeler? Söylesene. Tuvalete gittiler. Hala dönmedi mi? Neyin var senin? Şerefe. Şerefe.
Hey sen. Ben Su, seninle ilgileniyorum. Erkek arkadaşım ol. Özür dilerim. Bunu yapmak istememiştim. Affedersin. Çok özür dilerim. Ben Su, sen tam bir pisliksin. Ama Sumi. Sumi. Sumi, öyle demek istemedim. Sonra ne oldu? Sana evet dedim peki? He? Konuya kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Wagner bugün bahsettiğimiz gibi tam bir pisliktir. Hedeflerine birden çok kez ulaşmak için kadınları kullanırdı. Venzu tam bir pislik. Artık herkes ne kadar utandığımı biliyor. İşte böyle, ağlama. Çok yakında bunu unutacaklar. Bu nasıl mümkün olabilir? Çok utandım. Herkes hikayemi biliyor. Ufaklık. Herkes gençken ayrılıklar yaşadı. Aş bunları artık. Sana şunu söyleyeyim ki, kötü ayrılıklar müzik yaratımı için büyük bir ilham kaynağıdır. Hadi ağlama. Yakında unutacaklarını söylemiştin. Hey Sumi. Şunu söylemeyi kes. Hangi şarkı bu? Bütün aşk şarkıları böyledir. Aşk şarkıları neden böyle olmak zorunda? Başkaları övse biz sadece eleştiririz. Tüm yaşamı mutlu bir şekilde yaşayıp sonsuza kadar kan kardeşi olduklarının farkında değiller. Onlara kaç kız kardeşleri olduğunu sorun. Onun nesi var? Erken menopoz mu? Konuşmayı kes. Siz ikiniz ne mırıldanıyorsunuz? Yani bu şarkıyı bu şekilde değiştirirsek bu çok riskli olur. Sen bile bana karşı gelmek istiyorsun. Kardeşlik için çok fazla. Neden birlikte çalışalım? Sumi, neden bu kadar üzgünsün? Benden bu kadar. Ben bırakıyorum. Sumi. Unut gitsin. Burada olmaması gereken benim. Ben giderim. Ben bırakıyorum. Sumi kalıyor. Hey, neyiniz var sizin ya? Ne oldu? Devam et, bırakırsan bir daha asla geri gelemezsin. Venzu giderse vokalist kim olacak? Venzu vokalist olan tek kişi değil. Melih, sıra sende. Hayır, hayır, hayır. Ben şarkı söyleyemem. Kimse bana böyle davranmamıştı. Hay, Sumi. Sumi'yi akşam yemeğine ikna etmemiz gerekecek. Bu şekilde devam edemez. Hayır. Sumi'yi ikna etmeme yardım etmen çok hoş. Tamam, sorun değil. İşte yemekten çıkan baharın tadına bakın. Yemek istemiyorum, iştahımı kaybettim. Bir şeyler yemen gerek. Aksi takdirde hasta olursun. İşte aç ağzını. Yemek istemiyorum. İşte başlıyoruz. Saldıran parmaklar. Bu her zaman işe yarar. Birileri gerçekten çaylak şansı yakalamış. Seçmeleri geçtiler. Gerçekte kim olduklarını bilmeliler. Tıpkı bu buharlı börek gibi. Aparatif zaten. Ana yemek olamaz. Sanki ana yemek senmişsin gibi. Melih, ben de yemek istiyorum, ver. Ah, işte burada. Vokalistin nerede? İstifa etti çünkü.
Bir avuç aptal mısınız? Bu kadar. Artık Meli bizim vokalistimiz. Bu harika. Şimdi Venzo olmadan. As üçlüsü yeniden sahnede. Sadece biz Aşk Müzesi'ne hoş geldiniz. Öğrenci arıyoruz. Tasarımcılar ve ticari ortaklar. Merhaba. Merhaba. Senin adın da sadece biz. Evet. Gelip yeni ürünlerimize göz atabilirsiniz. Bu taraftan. Aa, gerçekten çok şirin. Bu tasarımcımızın taslağı. Aha. Size özel ürünler tasarlayabiliriz. Çiftler ve kankalar için olabilir. Özel tasarım. İyi misin sen Amelie? Ne oldu? Neden buradasın? Söylesene. Venzo, geri gelmelisin. Yarışma başlamak üzere. Bunu sensiz yapamayız. Geri mi istiyorsunuz? Nasıl olacak peki? Sumi'yi tanıyorsun. Beni kara listeye aldı mı bir daha asla geri dönemem. Şimdi Sumi beni grubun vokalisti yaptı. Küçüklüğümden beri ben şarkı söyleyemediğimi biliyorsun. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç değiştirmeyi düşündünüz mü? Ha? Araştırmamı yaptım. Kitapta şöyle yazıyor. Bu sağır ton değiştirilebilir. Ben de bir şeytan eğitim planı hazırladım bununla ilgili. Plana sadık kaldığınız sürece kesinlikle... Ve kesinlikle... Şeytan antrenman planını değiştirebiliriz. Kulağa çok hoş geliyor. Ne olmuş yani? Beni özel koçunuz olarak işe almak ister misin? Planın ilk adımı koşmak. Hadi bakalım. Koşacağız hadi. Ah, daha fazla koşamam. Hadi hadi. Son iki tur. Hayır. Hadi son bir tur. Hayır. Hadi gidelim hadi. Planın ikinci adımı, gerçek benliğini özgür bırak. Evet işte. Çıkardığı sese dikkat et, tamam mı? Miau. Bu mu? Baf. Bu? Bu mu? Onun gibi bir şey işte, hadi. Ya bu? Bu da ne? Bunu daha önce hiç görmedim. Peki ya bu? Tanıdığın bazı hayvanları seçebilir misin? Bunu biliyorsun değil mi? Yengeç mi? Evet. Yengeç mi? Yengeç ne tür bir ses çıkarır ki? Yengeç böyle bir ses çıkarmaz. Boluncuklar yapar. Hayır yapmaz. Nasıl ses çıkarabilir ki? Üçüncü adım nefesini tutmak, tamam mı? Bu kısmı atlayabilir miyiz? Tabii ki hayır, atlayamayız. 3, 2, 1. Evet harika. Rahatla. Panik yapma, panik yapma, panik yapma. Panik yapma, tamam dur. Sakin ol. Tamam, kurtul şundan bakalım. Of, onsuz yapamam. Evet, yapabilirsin. Hadi, seni derin bölgeye hayır, götüreceğim. Korkuyorum. Hadi. Bırak beni. Hadi ama Meli, hadi. Bırak hadi gideyim, gel lütfen. Buraya. Hayır, bırak korkma. Beni. Pratik yapmak istemiyorum. Hayır. Hadi. Nefes alıştırması yapmalısın, hadi. Baksana. Venzo'nun onda ne bulduğunu düşünüyorsun? Kıvrımları evet, bile yok. Çok güzel, hadi. Biraz daha derinlere. Hadi ama. Hadi Meli, evet oluyor, evet. Meli, bunu tekrar yapmak istemiyorum. Ama yapabilirsin, acele et birazcık.
Hadi. Hayır, sığ alanda oynamak hiç eğlenceli değil. Derin bölgeye gidelim. Ben yüzmeyi bilmiyorum. O zaman nefesini nasıl tutacağını biliyorsun değil mi? Melih, sana şimdi öğrettim. Git. Hadi ama. Hadi ama. Hazır, başla. Nefesini çok uzun süre tuttuğu için mi bayıldı? Gerçekten bayıldı mı? Melih! 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 Melih iyi misin? Melih! Melih cevap ver! Melih! Melih! Melih iyi misin? İyi misin Melih? Ben iyiyim. Nasıl hissediyorsun? Melih! Neden? Neden bu kadar işe yaramazım? Melih, üzerine bir şeyler giy. Hava buz gibi. Ben hep o kadar aptalım ki. Hiçbir şey doğru yapamıyorum. Şarkı söylemek zor. Eğitime başladığımdan beri hiçbir şey değişmedi. Melih, sana bundan hiç bahsetmemiştim. Bak sana ne diyeceğim. Aslında şarkı söyleyememenin sebebi bu değil. Aslında işte burada hissetmelisin. Bugünlerde tam olarak niçin eğitim alıyoruz? Eğitim becerilerle ilgili değildir Melih. Bu gerçekte kim olduğunuzla ilgilidir. Kendine güvenmelisin. Melih, biraz cesur olmalısın. Eski halinin üstünden gelebilirsin. Aslında bunca zamandır korkan tekiydim. Melih, etrafta gizlice ne yapıyorsun sen? Eleme yarışması başlamak üzere. Hala hazır değilim. Endişelenme, hala yemek ve ben varız. Huang hiç de kadınsı olmadığımı söyledi. Ve benden ayrıldı. Kadınsı olmamın nesi yanlış? Hala likörümüz var mı? Ben bir içki istiyorum. Huang tam bir pislik. Hileci! Hiç kimse iyi değildir. Ah, hem de hiç kimse.
En önemli şey kardeşliğimiz. Birlikte olmak en güzel şey. Bu doğru mu? Küçükken bir şarkı yarışmasına katılmıştım. Şarkıyı bitirdiğimde müziği yanlış çaldıklarını fark ettim. Eğer ben küçükken olduğu için değilse... asla bir müzik akademisine gelmezdim. Tam olarak ne oldu? Hiçbir şey. Bu konuyu tekrar açmak... İzlemiyorum. Hmm, hepsi benim hatam. Seni vokalist yapmakla hata ettim. Ve şimdi mutlu değilsin. Rahatla. Yarın canım ne isterse onu söyleyebilirsin. Eğer işe yaramazsa biz seni koruyacağız. Hala biz varız. Hala biz varız. Sana sahip olduğum için çok mutluyum. Bunları sizin için tasarladım. Al bakalım. Aa, vay canına. Harika. Umarım sonsuza kadar birlikte olabiliriz. Asla ayrı kalmayız. Asla ayrı kalmayacağız. Sadece biz. Ah sen ye. Bu sefer sen ikimizdi. Tadı çok güzelmiş. Huang tam bir pislik. Bu bende. Huang ne tesadüf. Sumi, lütfen seni tanıştırmama izin ver. Tanıtmana gerek yok. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Tabii siz ikiniz ki. Tanışıyor musunuz? Senin açık havada seks yapan Jink olmalı. Hayır. O. Belki de yatakta gerçekten iyi olan kız sen misin? Sen Shao değilsin. Kafam karışıktı. Bu yut. Açmadın. Ama ya neden? Amelie. Huan. Sen dün benimle hastaneye geleceğini söylemiştin. Hastane mi? Bilmiyorum bunu bilmiyorum. Bunu sen yaptın. Ve sorumlu olman gerekiyor. Şerefsiz. Hey, bekle gitme. Lütfen açıklamama izin ver. Şahin haksızlığa uğradım. Şak. Huang tam bir pislik. Ona nasıl biri olduğunu göstermelisin. Doğru. Ve bu kız, o tür kızlardan nefret ediyorum. Zikiten Müzik Akademisi'ne ve eleme yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Marka sponsorumuz Incolor. Şimdi ulusal müzik yarışmasına gitmek için burada hep beraber 6 gruptan ikisini seçmemiz gerekiyor. Buradaki herkese sormak istiyorum. Aklınızda favori bir grup var mı? Efendim ben Venzu, buyurun. Evet, şimdi evet. Şimdi istiyorsanız geliyorum efendim. Lütfen yüksek sesle söyleyin. Lütfen içeri gelin. Buyurun efendim, beni istediniz. Lütfen oturun, lütfen. Size iyi bir haberim var, oldukça iyi. Öğrenci değişim programımız var. Londra Müzik Akademisi ile Londra'ya bir birinci sınıf öğrencisi göndereceğiz. Bir yıllığına değişim öğrencisi olarak. Yılın en iyi birincisi olarak sizi düşünüyoruz. Sizde potansiyel görüyoruz. Bunu duyduğumda sizi tavsiye ettim.
Ne oldu? Bir soru mu var? Bunu düşünmem için bana birkaç gün verir misiniz efendim? Düşünmem gerekiyor. Sorun değil. Bunu hayatınızın fırsatı olduğunu bilmelisiniz. İnanın bana. Bunu iyice düşünmelisin. Hı hı. İşte heyecan verici bir an geliyor. Tüm jüri üyeleri seçimlerini çoktan yaptı. İki temsilci bandım var. Ve katılmak için onları ulusal yarışma sonuçlarıyla beraber sizlere açıklayacağım. Ayrıca sponsorumuz Inkalır'a da teşekkür ederiz. İlk temsili band birazdan sizde olacak. Ve Genç Gül. İkinci grubun ismini şimdi açıklıyorum sizlere. İkinci grubun ismi temsili grup. Şimdi onlar. Onlar, evet. Kalbim buna dayanamıyorum. Aa, çok gerginim, çok gerginim. Aa, dinlemek istemiyorum. İkinci grup. İkinci grup, evet. Okulumuzu temsil edecek olan ikinci grup. Onlar sadece biziz. Onları alkışlayalım. Evet, alkışlarınızı duymak istiyorum. Kısa liste açıklandı. Neyi bekliyorsunuz? Hadi sahneye çıkın. Kazanan takımın sahneye geri çıkması gerekiyor. Hadi. Hadi, hadi gidelim. Meli, tebrik ederim. Sorun ne? Mutlu hissetmiyor musun? Aslında sahnede berbattım. Eğer Sumi ve Yimeng olmasaydı ne olacağını bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerdeki yardımların için çok teşekkür ederim. Gerçi ben hala... İşte evimde bıraktığın ceket. Al. Meli, biraz neşelen. Denediğiniz sürece bir gün iyi bir sonuç alacaksınız. Artık üzülme, tamam mı? Sana bir fıkra anlatmama ne dersin? Fıkra mı? Mantar toplayan küçük bir kız varmış. Her gün sadece dağlara tırmanır ve nehirleri geçer. Mantar toplamak için dağlara gidermiş. Nehrin yanında bir tapınak varmış. Tapınakta küçük bir keşiş yaşarmış. Küçük keşiş tapınak kapısından her gün küçük kızı görür ve küçük kıza aşık olur. Sonra baş rahip olur. Ben buradayım. Gitmem gerek. Geç oldu.
Meli ne yapıyorsun? Yimeng, kasetimi gördün mü? Ne kaseti, ben görmedim. Garip, nerede olabilir ki? Bu arada Venzo dışarıda seni bekliyor. Ah. Meli. Efendim? Final yarışması yaklaşıyor. Gergin misin? Profesörün sayesinde artık iyiyim. Hem de oldukça iyiyim. Bekle. Sumi. Sumi dur. Düşündüğün gibi değil. Ne o zaman? Sana birçok kez sordum. Ben Zuyu sevdim mi? Hayır dedim bana her zaman. Şimdi de arkamdan. Onunla çıkıyormuşsun. Sumi. Ben Zuyu'yla benim aramda hiçbir şey yok. Ameli. Kardeşler arasındaki ihanetten nefret ettiğimi biliyorsun. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Bekle, neden korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ben buradayım. Söyle. Yimeng, bugün seninle konuşmak için geldim buraya. Bunca zamandır Yuna'ya aşıktım. Lütfen beni daha fazla taciz etme. Bu doğru. Ya gitmeme izin versin ya da beni öldüresin döversin. Sorun yok, korkma. Tuttum seni. Sen de gitmelisin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi.
Hey! Neden son zamanlarda benden kaçıyorsun? Sumi yüzünden mi? Nili, sana söylemem gereken bir şeyler var. Okul beni değişim öğrencisi olarak Londra'ya gönderecek. Bu konudaki görüşlerini duymak istiyorum. Bu harika. Tebrik ederim. Ama gitmelisin. Senin gibi harika bir insan daha büyük bir sahneyi hedeflemeli ve kendi alanını bulmalı. Bizimle dalga geçmek yerine. Şarkın nasıl gidiyor? Söylesene, iyi mi? Henüz tamamlamadım. Duyabiliyor musun bilmiyorum. Melih, aslında ben... Hey, sorun değil. Size Londra'ya vardıktan sonra hala demoyu gönderebilirim. Tamam. Siz çocuklar şarkı söyleyecek misiniz, söylemeyecek misiniz? Sorun yok, rahatla. Ne istersen söyle. Eğer şarkı söylemezsen sana not olarak 0 veririm. Emily, eğer şarkı söylemezsen not olarak sana 0 veririm. Hey, Emily, sen değil misin? Müdüre Hanım'ın vardiyalarını doldurmak için buradayım. Senden çok bahsetti. Ah, okula geri dönmek ve... onu görmek istiyorum. Madem buradasın, sınıfa gitmeliyiz. Tamam. Yıllar önce bu okuldaydı çocuklar. Ünlü Jian Müzik Akademisi'ne giderdi. O sizin rol modeliniz. Ondan bir şeyler öğrenmeliyiz, değil mi? Tamam. Özellikle sen. Gergin olma küçük kız. Tamam. Benden sonra söyle, tamam mı? Eğer şarkı söylemek istiyorsan... yüksek sesle söylemelisiniz.
Sorun yok, gergin olma. Gerçi kimse beni alkışlamıyor. Gerçi kimse beni alkışlamıyor. Başardın, bu çok etkileyiciydi. Birlikte yapacağız. Öğretmenlerimize ve sınıf arkadaşlarımıza şarkıyı söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi, tamam. Başlayalım. Küçük kızı cesur olması için cesaretlendirirken bir anda anladım. Eğer çok fazla önemsersek başkalarının bizim hakkında ne düşündüğü o kadar da önemli değil. Kim olduğumuzu unutacaksın. Bıraksan iyi olur. Başkalarının ne düşündüğü umurunda değil. Kendi işlerini yapacak kadar cesurlar. Böyle bir gençlikte daha kaygısız olacaksın. En büyük önem gençlikte yatmaktadır. Özgür olabilirsin. Çünkü ne kadar kalplisi olursak olalım, fantezinizin ne kadar gerçek dışı olabileceğini, sebepsiz yere küçük bir umut bile gençleri affetmek için kullanabiliriz. Kendimizi anlamak için. İşte tam bu yüzden çok fazla insan olacak. Bayan gençlik. Gençlik kendi rengini yaşamak için cesur olmaktır. Şimdi sadece biz sahnede. Ancak grupların havası biraz farklı. Merhaba. Neden sahnede yalnızsın? Grubun geri kalanı nerede? Bence onlar gösteriyi başka bir yerde izlemek istediler. Onlara bir şey söylemek istiyorum. Sumi, Yimeng, Wenzhou. Tüm o günler boyunca yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Mutsuz olduğumda orada benimle içtiniz. Korktuğum zaman beni cesaretlendirmek için oradaydınız. Gördüğüm en güzel renklere sahipsiniz. Yimeng, yakında iyileşirsin. Sumi, herkesi mutlu ediyorsun. Sensiz hayatımın rengini kaybettiğimi hissediyorum. Wenzhou, orada olduğun için teşekkür ederim. Ve beni destekliyorsun. Ayakta duracak cesaretim var. Sizin sayenizde sahnede yalnızım. Bir grup kurmak istediğimi söylediğimde benim için oradaydınız. Nasıl şarkı söyleneceğini bile bilmiyordum ve sahneye çıkacak cesaretim yoktu. Beni cesaretlendirdiniz. Müzik bizi bir araya getirdi. Verdiğiniz sözleri hala unutmuyorum. Kendi şarkımızı yazmak istedik. Final sahnesine çıkmak ve tüm izleyicilere söylemek istiyorduk. Söyleyeceğim şarkı hepimiz tarafından yazıldı. Hala size söylemek istiyorum. Ve sizin için seyirciye söyleyeceğim. Unutulmaz günlerimizi hatırlamak için. Ve seni gerçekten özledim. Hepinizi çok özledim. Şoför bey, lütfen geri dönelim. Sizi oraya götürdüm. Al bunu, acele edin. Tik tak, acele edin. Acele edin.
Melih. Sumi. Melih. Beni affedebilecek misin? Evet. Yimeng. Yimeng. Üzgünüm, geç kaldım. Hepiniz buradasınız. Birlikte söyleyelim, hadi.放逐自己走过许多城市异乡，我却忽略一个地方，那是内心深处的。